Akdeniz Belediyeler Birliği'nin bu yıl beşincisini düzenlediği Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda dereceye giren belediyeler ödüllerin sahibi oldu. Kepez Belediye Başkanı ve aynı zamanda Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olan Hakan Tütüncü, başarılı ve övgüye değer projelerin örnek olmasını amaçladıklarını söyledi. Efendim teşekkür ediyorum. Bu yıl beşincisi düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nın ödül töreni Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ev sahipliği yaptığı programa çok sayıda il ve ilçe belediye başkanları katıldı. 2015 yılından itibaren gerçekleştirdiğimiz bu belediyecilik ödül törenleri, belediyelerimizin aslında yapmış olduğu çalışmaların literatüre girmesi, kayıtların içerisine girmesi amacıyla hem de diğer belediyelerimize, belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmaları örnek olarak sunmak, göstermek ve birbirimizin tecrübesinden faydalanmak amaçlarını taşımaktaydı. Başkan Tütüncü, örnek projelerin diğer belediyelere ilham vermesini amaçladıklarını söyledi. Belediyeler birliklerinin temelde iki tane amacı vardır. Birincisi, belediyelerin müşterek sorunları üzerinde görüşmeler yapıp onlarla ilgili bir lobi oluşturmaktır. Ama Belediyeler Birliği'nin bir bu kadar önemli olan ikinci fonksiyonu da belediyelerimizin bir istişare zemininde, bir ortak akıl zemininde daha iyiye, daha güzele yönlenmelerini sağlayabilmektir. İşte bu bakımdan değerli arkadaşlar, bu belediyecilik proje yarışmasına, belediyecilik ödüllerine özel bir önem verdiğimizi ve her yıl daha da geliştirerek yolumuza, yolculuğumuza devam etmek istediğimizi burada bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Proje çalışmasına her yıl daha fazla belediyenin başvurduğunu kaydeden jüri üyesi Lokman Atasoy, adayların hangi kriterler çerçevesinde ödüle layık görüldüklerini açıkladı. 5 kategori üzerinden yapılan başvurulara akademisyen, meslek odası temsilcileri ve birlik encümen üyelerinden oluşan jüri üyesi arkadaşlarımızla 7 defa toplantı yaparak titizlikle değerlendirdik. Projeler değerlendirilirken projenin sürdürülebilirliği ve kurumsallaşması, özgünlük ve alanında yenilikçilik düzeyi, şehrin sosyal, ekonomik, kültürel gibi yönlerden gelişimine katkısı, proje finansmanında alternatif kaynaklardan ne ölçüde yararlanıldığı, projenin diğer belediyelerin kendilerine özgü koşullarında uygulanabilirliği, proje sunum dosyasının yönergeye uygun hazırlanması kriterleri esas alınarak değerlendirmeler yapıldı. İyi yönetişim ve halkla ilişkiler projesine 6, çevre koruma ve altyapı çalışmalarına 5, üst yapı çalışmaları için 5, peyzaj planlama, tasarım ve uygulama çalışmaları için 4, sosyal kültürel belediyecilik uygulamaları için 9 proje değerlendirmeye alındı. Jüri üyelerimiz hür iradeleriyle tarafsız bir biçimde puanlamalarını yapmışlardır. Derecelendirmelerin sonucu oy birliğiyle uyum içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu konuda biz jüri üyelerine her türlü imkan ve kolaylığı sağlayan, aldığımız tüm kararlara destek olan Sayın Hakan Tütüncü Başkan'a teşekkür ederiz. Konuşmaların ardından 5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda görev alan jüri üyelerine Başkan Tütüncü tarafından teşekkür plaketi verildi. Ardındansa dereceye giren belediyelere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin sonrasında projelerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. 5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması ödül töreni sonrasında Isparta Belediyesi'nin Down sendromlu gençlerden oluşan mehter takımının konseri izlendi. Yapılan yarışma ve Belediyeler Birliği'nin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan belediye başkanları birlik ve beraberlik mesajı verdi. Beşinci Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nın ödül töreni sonrasında anlamlı bir de konser vardı. Isparta Belediyesi bünyesinde oluşturulan Down sendromlu gençlerin de bulunduğu mehter takımı belediye başkanlarına ve davetlilere mini bir konser sundu.
proje yarışmasıyla belediye başkanlarının emeklerini ve başarılı çalışmalarını onure ettiklerini ifade eden Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Biz bu ödülle birlikte hem başkanlarımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz, hem de onların örnek projelerini diğer belediyelere örnek olarak sunuyoruz. Tabii bir de burada çok önemli bir şey var. Her yıl artarak gelişen bir Belediyeler Birliği ödül töreni gerçekleşiyor. Birçok belediyelerin birçok projesi burada değerlendirmeye alınıyor, değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bütün bu müracaat eden projeleri de bir kitapçık halinde o yıl basıyoruz. Yarışmada projesiyle ödül alan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise bu projenin kendileri için önemli olduğuna vurgu yaptı. İlk katıldığımız projemizde Akdeniz Belediyeler Birliği'nden ödül aldık. Çok mutluyuz, onurluyuz. Elmalımızı ulusal ve uluslararası alanda tanıtabilmek için bu projemizi hazırlamıştık. Ve bu projelerle de Elmalımızı tanıtımına devam edeceğiz. Bugün çok mutlu oldum. Elmalı halkımıza bunu hediye ediyorum. Bu projeler bizi yapacağımız projelerle bizi daha da onurlandırıyor, daha da motive ediyor ve bizim daha da çok çalışmamızı sağlıyor. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün ise yaptığı konuşmada Down sendromlu çocuklardan oluşan mehter takımı hakkında bilgi verdi. Artı bir çocuklarımızla birlikte bir çalışma yapalım. Onlarla birlikte bir kafe yapalım diye düşüncemiz oldu ama kafeden ziyade bize ürettiğimiz birçok ürün var. Bunların market çalışmalarını yapalım. Akabinde de bu marketin haricinde inşallah biz bir mehteran takımı kuralım dediler. Öyle de çok güzel böyle içten samimi bir mehteran takımımız çıktı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eğirdir'in belediye başkanı Veli Gökse, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin çalışmalarına değinerek proje çalışmalarının belediyelerin çalışmalarına ışık tutacağını kaydetti. Akdeniz Belediye Birliği'nin geleneksel hale getirmiş olduğu proje yarışması tüm belediyelerimize, özellikle yeni seçilen belediye başkanlarımıza bir ışık tutması anlamında, bir deneyim paylaşımı anlamında ben çok faydalı olduğunu inanıyorum. İnşallah bu geleneksel hale getirilen proje yarışması devam eder ve tüm belediyelerimize, belediye başkanlarımıza, belediye çalışanlarımıza ben çok ciddi katkı sağlayacağı inancındayım.